Herkese merhaba, ben Ramazan Tunç. Kanalıma abone olmayı unutmayın, desteklerinizi bekliyorum. Mutlaka like yapın, videoları beğenin, paylaşın arkadaşlar. Şu anda Karaköy Meydanı'ndayım arkadaşlar. Harika bir mekan açıldı burada. Vardı zaten İBB'nin kahve dünyasıyla ortak bir mekan alanı yaptılar. Yine işimiz kültür sanat arkadaşlar. Harika bir kültür sanat mekanı. Zaman geçireceğiniz harika bir yer. Manzarası müthiş. Arkamda gördüğünüz Karaköy iskelesi. Burası da Karaköy Meydanı. Şöyle hazırsanız hep beraber arkadaşlar başlayalım videomuza. Evet, burası Karaköy Meydanı. Balıkçılar balık tutuyor. Hava biraz kapalı, hafif yağmurlu. İstanbul manzarası burada çok harika görünüyor. Karşı tarafta Topkapı Sarayı, yani Yarımada'ya bakıyor. Müthiş bir İstanbul manzarası. Burası her zaman harika oluyor. Akşamları, geceleri başka bir güzellik. İstanbul gerçekten güzel bir yer. Burası Karaköy Meydanı. Balıkçılar, kafeler, işte Galata Köprüsü. Şu anda iskelenin içine giriyorum. Mekan nerede? Tam iskelenin içine giriyorsunuz arkadaşlar. Burada Kadıköy, Eminönü, Üsküdar vapurlar ve tekneler, Boğaz turu yapılıyor. Bostancı, her yere burada var arkadaşlar. Şu anda ben buradan yukarı çıkacağım. Gördüğünüz gibi üst katı var. Üst katı İBB ve Kahve Dünyası'nın ortak mekan alanı, İstanbul Kitapçısı. Zaten bilenler bilir, burada harika bir mekan. Şu anda Kahve Dünyası'nda burayı ortak bir mekan alanı yaptılar. Çok güzel bir mekan oldu. Kitaplar, kahve, burada sıcak bir ortam. Şöyle birkaç basamak merdivenden çıkıyorsunuz ve böyle bir yere çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar güzel. Hoş bir mekan. Bakar mısınız? Mekan çok güzel. Buradan üstten vapur iskelesinin içine bakıyor. Teras, harika bir teras. Müthiş. Arkadaşlar hazırsanız bu İstanbul Kitapçısı ve Kahve Dünyası ortak mekan alanını dolaşalım. Harika değil mi arkadaşlar? Burada oturup bir kahve içmek keyifli. Bak, gördüğünüz gibi insanlar kahvesini almış. İskelemizin sol başlarında yanaşan yolcu motoru Üsküdar seferini, evet, yapacak. İskelemizin sol başlarında yanaşan yolcu motoru Üsküdar seferini yapacaktır. Üsküdar seferimiz böyle yapacak. Burada kitaplara bakıyorsunuz. Hareket etmiştir. Alıp okuyabiliyorsunuz. Üsküdar seferimiz yapacak yolcu harika motoru hareket etmiştir. Burada zaman geçirmek gerçekten keyifli. Hele kışın düşünemiyorum. Burada kar yağarken, kapalı havada, böyle bir sıcak ortamda, böyle sıcak bir ortamda kahvenizi alıp ve burada oturup manzara izliyorsunuz. Boğaza bakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi İstanbul Kitapçısı ve bir içeriye giriyorum. Burası eskiden de zaten kitapçıydı ve Kahve Dünyası ile bir ortak mekan alanı yaptılar. Bakar mısın ne kadar güzel bu manzara, İstanbul manzarası arkadaşlar. Müthiş. Evet, sıcak bir ortam girdim. Mekan böyle. Yani böyle bir genel görüntüsünü sizlerle paylaşayım. Buradan başlıyorum. Çalışma alanı. Bütün kahve dünyalarında bu çalışma alanı masalar var. Buraya da koymuşlar. Güzel bir
çalışma masası, insanlar iş yerine gelip freelance ve serbest çalışanlar için harika bir mekan. Bazen zaman zaman ben de bilgisayarımı alıp gelip burada çalışıyorum. Kahvemi alıyorum, kahvemi içiyorum ve çalışıyorum. Güzel bir mekan. Gördüğünüz gibi kitaplar yer altında. Çikolatalar ve kitaplar yan yana artık. Böyle bir mekan. Evet. Kitaplık da çok güzel, böyle dolaşması rahat, gerçekten rahat, aradan rahat geçip böyle iki kişi rahat burada kitap bakabiliyor. Tarih, politik araştırma bakar mısın? Burada böyle turistler için magnet ve yine hediyelik eşyalar. İstanbul tepsi çok güzel değil mi? Harika. Evet, müthiş. Buradan da kahvenizi alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi kahve dünyasında da harika sandviçler. Havuçlu kek 80 TL arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Limonlu cheesecake 90. Mozaik pasta 90. Fıstıklı ham diyor 42. Fındık kremalı top bir tanesi 28. Fiyatları yükselmiş, baya pahalı. Duoki 55, Brownie 80, Fit Brownie 75, kaşarlı ve pestolu kruvasan toz 80 TL, sade kruvasan 50 TL. Buradaki mekanda kaşarlı kruvasan toz 70 TL. Yani bir de mozzarella sandviç 110 TL. Ton balıklı sandviç 110 TL. Terası tam vapur iskelesinin ön kısmı denize bakıyor. Müthiş bir teras. Nostalji gemi az önce buradaydı. Ben geldim de gitmiş. İnşallah bir tane daha gelir. Böyle İstanbul manzarasını gösterim size. İstanbul kitapçısından manzara bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Galata Köprüsü, Süleymaniye, Sirkeci, Yarımada. Müthiş panoramik İstanbul manzarası, Topkapı Sarayı. İşte arkadaşlar, gemi buraya geliyor. Buradan kalkıyor ve burada kahvenizi içip bu manzarayı izliyorsunuz. Evet, müthiş bir İstanbul manzarası. Bugün hava hafif puslu ve kapalı olduğu için İstanbul'un meşhur gri havası arkadaşlar. İşte Boğaz. Köprü şu anda puslu olduğu için gözükmüyor. Galata Port. İşte İstanbul'un sembolü nostalji gemi. Karaköy'den Eminönü'ne doğru hareket etti, gidiyor. Evet, bu gemiyle Karaköy'den Eminönü, Kadıköy, Üsküdar seferleri yapabilirsiniz. Böyle bir İstanbul nostaljisi yaşayabilirsiniz. Buraya geldiğinizde mutlaka bunu yapın. Ben şu anda içeri ufak bir turuma devam ediyorum. Şirin bir mekan. Keyifli, sıcak ortam.
bir cam kenarında oturup bir kahve içmek keyiflidir. Bir filtre kahve verir misin bana? Filtre kahve. Filtre kahve. Evet. Küçük orta büyük. Efendim? Küçük orta büyük. Küçük fincanda. Fincanda veremiyorum. Albiotur mu var? Sadece karton bardağı. Sade sütlü. Sade. 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 Efendim? Uygulamanız var mıydı kahve? Var. Şimdi kendime bir kahve ısmarlıyorum burada. Kahve dünyasında. Uygulamam nerede? Evet, kahve dünyasının böyle bir uygulaması var. Sallıyorsun, geliyor. Evet. Geldi mi? Kahvemi aldım. 44 lira kahve burada. Bu benim fişim. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Geldi filtre kahve. Sağ olsun. Filtre kahvem de geldi. Aldım. Böyle kurma devam ediyorum. Güzel. Kahve fincanlar var böyle. Hediyelik. Anahtarlı güzel hediyelikler var. Güzel burada. Evet, buradan da yine bir çıkış var. Çok güzel bir balkon. Tabii ama kışın biraz burası soğuk oluyor. Yazın güzel. Yine burada böyle kitap var. Tabii kitapları alıp okuyamıyorsunuz. Kapalı. Yaşlı ve merdivende çıkamayanlar için asansör var burada. Bu önemli. Önemli bir detay. Asansöre binip direkt buradan çıkıyorsunuz ve mekanın içine giriyorsunuz arkadaşlar. Sevgili dostlar, Karaköy tarafına geldiğinizde mutlaka buraya gelin. Kendinize bir 5-10 dakika zaman ayırın, bir kahve için. Bu İstanbul manzarasına bakın. Nostalji gemiler burada kalkıyor. Sonra buradan bir nostalji bir gemiye atlayın. Kadıköy yapın, Üsküdar yapın. Bir nostalji İstanbul havası yaşayın. Bir tur atın. Sadece bir akbil basın. Gidip geleceksiniz arkadaşlar. İstanbul'da yaşamayın, İstanbul'u yaşayın. İstanbul'u yaşayın arkadaşlar. İstanbul'un güzel yerlerini keşfedip yaşayın. Ben de mümkün olunca İstanbul'un güzel yerlerini ve güzel mekanlarını çekip sizlerle paylaşacağım. Gittiğim yerleri çekip sizinle paylaşıyorum zaten arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere sevgili dostlar, arkadaşlar, güzel insanlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenin videoları, paylaşın, like yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.